milli ve yerli teknolojilerle gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti, geliştirdiği birbirinden müthiş platformları birbiriyle kombine etmeye ve gücüne güç katmaya devam ediyor. Türkiye'nin havacılık motorları konusunda lider kuruluşu TEİ tarafından geliştirilen TF-6000 motoruyla alakalı oldukça kritik bir haber geldi ve TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TF-6000 motorunun Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağını üretebilecek kabiliyete kavuştuğunu ilan etti. Mahmut Faruk Akşit, TF-6000 Kızıl Elma'yı uçurabilecek seviyede. Çekirdeği turboşafta dönerse Atak 2'yi uçurabilir. Gemi pervanesi takılırsa milli hücum botunda kullanılabilir. BOTAŞ'la işbirliğimiz var. Doğal gaz kompresörü olarak kullanılması için de çalışıyoruz ifadelerinde bulunduğu ve Türkiye'nin geliştirdiği en güçlü motorlardan birisi olan TF-6000 projesinin yerli ve milli insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma'yı uçurabilecek kabiliyete kavuştuğunu resmen ilan etmiş oldu. Türkiye'nin turbofan motor ihtiyacı göz önünde bulundurularak kendi öz kaynaklarıyla projeyi hayata geçiren TEİ, 6000 libre kuru itki gücüne sahip ilk özgün tasarım milli TEİ TF-6000 turbofan motorunu geliştirdi. Art yakıcı versiyonu da destekleyecek şekilde tasarlanan motor, art yakıcı ile birlikte daha fazla itki sağlayacak. Bu motor programı, milli muharip uçağın motoruna giden yolda teknolojik kazanım ve gösterimi için kurgulandı. TEİ TF-6000 turbofan motoru ve çekirdek motorundan geliştirilecek türevleri, insanlı ve insansız savaş uçakları, iş jeti, bölgesel yolcu uçakları, 10 ton kalkış ağırlığında sivil ve askeri helikopterler, hücum bot ve enerji santralleri gibi farklı milli platformlarda kullanılabilecek. TEİ TF-6000 projesiyle Türkiye'de ilk kez turbofan motoru, aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı, egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını gerçekleştirerek ülkemize kritik teknoloji, yerli yan sanayi firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını hedeflemekte. Türkiye'nin geliştirdiği en güçlü havacılık motorlarından birisi olan TF-6000, TEİ mühendisleri tarafından milli ve yerli kaynaklarla geliştirilirken, bir yandan da Türkiye'nin insansız araç üretiminde lider kuruluşu Baykar Makine tarafından geliştirilen Kızıl Elma'da envantere kazandırılmak için ilk uçuşuna hazırlık yapıyor. Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmekte. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızıl Elma, geleceğin muharebe konseptine yön verecek. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek. Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar Kızıl Elma, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızıl Elma, gövde içinde taşıyacağı mühimmatlarıyla belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirme kabiliyetine sahip olacak. 500 deniz mili görev yarıçapı, 35 bin feet operasyonel irtifa, 5 saat havada kalış süresi, 6 ton maksimum kalkış ağırlığı, 0.6 max seyir hızı, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, otomatik iniş ve kalkış özelliği, dahili silah yuvasıyla her türlü operasyonda stealth karakteristiğe bürünebilme, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı içi ve görüş hattı ötesi haberleşme, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti, AESA radarla yüksek durumsal farkındalık gibi özelliklerle donatılan Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın tamamlanıp envantere girmesiyle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri dünya üzerinde bu teknolojiye sahip olan en avantajlı konumlardan birisine ulaşacak
ve Türkiye 22. yüzyılın yenilikçi süper güçlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. 1986'dan bu yana Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalışan Baykar, geçtiğimiz 35 yıl içinde Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm başlatacak bir ivmenin öncüsü haline geldi. Bugün Baykar Makina, otomotiv endüstrisi için adım attığı mühendislik girişimini yeni kuşak mühendisleriyle gökyüzüne taşıyarak dünyanın sayılı insansız hava aracı üreticilerinden biri olmanın gururunu yaşıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üretirken en önemli motivasyonu her zaman kendi mühendislerine ve beyin gücüne güvenmek olan Baykar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ve yurt dışına ihraç edilen savunma teknolojilerinin başarısında da sürekli üretim ve geliştirme kültürü öncü rol oynuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan tescilli Baykar Arge Merkezi'nde havacılık arenasında paradigma dönüşümü sağlayacak ileri teknolojileri milli ve özgün olarak tasarlamaya odaklanan Baykar Makina, sonuç odaklı düşünen ve motivasyonu yüksek ekip ruhu, Arge ve üretim süreçlerinin iç içe geçmesiyle yeni teknolojilerin dinamik bir şekilde uygulanmasını sağlıyor. Kendi finanse ettiği Arge faaliyetleriyle Türk havacılık ve savunma tarihinde ilklere imza atan ve Türkiye'de %93 yerlilik oranına ulaşan Baykar Makina, insansız hava araçları alanında dünya çapında en ileri teknolojik sistemleri geliştirmeye ve bizleri gururlandıracak platformları tamamlayarak birer birer şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırmaya devam etmekte ve Türkiye'nin bu hamleleri Türkiye'ye düşman olan, arkadan kuyumuzu kazmaya çalışan devletleri rahatsız etmeye, korkutmaya evelallah devam ediyorlar diyelim. Allah yapandan, yaptırandan, destekleyenden, çalışanından gani gani razı olsun diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.